Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-X indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda şu ana kadar gerçekleşmiş 10 tane büyük transferi göstereceğim size arkadaşlar. Bu yazın, yani bu yaz tabii ki de önümüzdeki seneler falan, bu yaz arkadaşlar gerçekleşmiş 10 tane büyük transferi göstereceğim. Arkadaşlar şu anda bayramdayız. Hepinizin bayramı tekrardan mübarek olsun. Bayram çekilişine katılmak için bir önceki videomuzu izlediyseniz zaten anlamışsınızdır. Facebook grubumuza katılmanız yeterli. Facebook grubumuza hemen videonun aşağısında bulabilirsiniz. Açıklama kısmında var. Ve arkadaşlar bu videoda da sizlerden bir 250 beğeni bekliyorum. Bayramın şerefine. Biliyorum bu videolar az izlenecek şu anda bayram olduğu için. Ama yapacak bir şey yok. Hemen arkadaşlar başlayalım. 10 numaramızda Seydou Doumbia var arkadaşlar. Doumbia'yı görüyorsunuz Buffon alttaki kartlarını. Bu sene arkadaşlar hani Newcastle transfer oldu ama çok büyük bir ümit vardı. Yani gol mu atar ama adam gol atamadan BPL'den çekilip gitti. Yani Doumbia sadece arkadaşlar oyunda iyi. Öyle söyleyeyim size. Ve bu sene arkadaşlar Basel'e transfer oldu. Ama bonservisi hala arkadaşlar Roma'da diye biliyorum. Evet Roma'da, aynen Roma'da. Roma'da arkadaşlar Doumbia'nın şu anda bonservisi ama tekrardan Basel'e gitti görmüş olduğunuz gibi. Bu yazın ilk transferlerinden birisi. Hemen arkadaşlar bir sonraki isim Embolo. Embolo'nun arkadaşlar Buffon altı ve Buffon dışındaki kartlarını zaten görüyorsunuz. Ben de zaten bu oyunda kullanıyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir santrafor. Footed'de bir setting'i 91 arkadaşlar. Siz düşünün artık. Mükemmel ötesi bir kartı var. Bu sene oyunda kullanmayan arkadaşlar lütfen kullansa çünkü çok güzel gidiyor. 600 coins'e falan gidiyor. Ve arkadaşlar aşağıda da Buffon dışındaki kartlarını görüyorsunuz. Yani Embolo sürekli gelişiyor. Zaten 97'li arkadaşlar ama ben bu siyahi oyuncuların hani tam öyle doğru yaşında olduklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen şimdi bir sonraki isme geçiyoruz. Miralem Pjanic. Görüyorsunuz arkadaşlar bu seneki kartlarını yani 4 tane kart çıkarmış adam üstüne. Ki önümüzdeki sene de Juventus'a transfer oldu arkadaşlar. Önümüzdeki sene ben Pjanic'in oyuna 86 falan başlayacağını düşünüyorum. 86 başlaması zor ama 85 banko başlayacak. Hatta şu an ekranı gördüğünüz JDM kartı var ya aynı özelliklerde başlayabilir oyunu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Juventus'a transfer oldu. Juventus gerçekten iyi transferler yapıyor. Hani bu videonun devamında da onları göreceğiz. Pjanic zaten çok yükselişli olan bir futbolcu kaç senedir ve sonunda iyi bir kulübe transfer oldu. Roma'da iyiydi ama Juventus arkadaşlar gerçekten büyük bir dev yani. Serie A'nın devi diyebiliriz. Hemen bir sonraki isime geçtik. Mkhitaryan. Mkhitaryan arkadaşlar. Mkhitaryan bu sene inanılmaz performans gösterdi. Harbi fenaydı yani. Özellikle senenin başlarında zaten Dortmund mükemmeldi. Sonralarına doğru birazcık tökezlemeye başladı arkadaşlar ama Mkhitaryan gerçekten bu sene mükemmel performans ortaya koydu. Şu anda zaten Twitter'da, Facebook'ta her yerde United'a gitti mi, gidecek mi, kaldı mı, kalacak mı, otel mi ayarlamadılar tarzı tuhaf tuhaf şeyler dönüyor ama arkadaşlar bu kadar dedikodu varsa United'a gideceği bence kesindir. Mkhitaryan'ın çok iyi bir futbolcu arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Stili falan gerçekten iyi. Adam geçmiş stili çok iyi. Mükemmel hızlı futbol oynuyor arkadaşlar. Gerçekten hak ettiğini söyleyebiliriz. United'da zaten bu sene bomba gibi gelecek inşallah. Bakacağız. Bir sonraki isim Dani Alves. Tekrardan Juventus'un yeni transferi arkadaşlar karşınızda. Şu anda Dani Alves'in FIFA 16'daki kartlarını görüyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar Dani Alves. Hani Dani Alves'im ama Barcelona arkadaşlar bu adamı niye yollar? Mesela geçen sene Casillas yollandı. Bu sene Dani Alves. Abi yollamayacaksın futbolcuya. Bırak bitirsin yani senin kulübünde. Senin efsanen bunlar ama yok. Juventus'a gitti Dani Alves arkadaşlar. Kendi isteğiyle falan bile olsa hani kulübe bile geri çevirebilirdi bence arkadaşlar. Yani sonuçta kaç senedir oynuyorsun orada. Efsanesin. Bence kalması gerekiyordu. Dani Alves'in kartını görüyorsunuz zaten bu sene oyundaki. Juventus'a transfer oldu. Çok iyi transfer. Mükemmel transfer. Yaşı her ne kadar büyük olursa olsun arkadaşlar. Tekniği çok iyi olduğu için bence mükemmel bir transfer. Bir sonraki isim Barcelona'nın transferi. Yolladı Dani Alves'i, aldı Umtiti'yi arkadaşlar. Umtiti'nin FIFA 16 ve FIFA 15'teki kartlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. FIFA 15'te arkadaşlar yani Totsu çıkmıştı. Totsu da fena değildi. Boyu kısa olduğu için geçen sene pek iyi oynayamadı. Çünkü geçen sene boy çok önemliydi oyunda kafa topları için. Ama bu sene arkadaşlar gerçekten çok iyi. Yani Umtiti'ye bulacak bir tane bile şu an bir şeyimiz yok. Zaten Fransa milli takımında da oynuyor arkadaşlar. Umtiti gayet iyi. Genç bir isim. Barcelona'dan iyi bir transfer geldi. Alexis Vidal denilen boş transferden sonra bu transferlerinizden bir iş yapacak arkadaşlar. Gerçekten iyi transfer. Barça'ya helal olsun diyoruz. Umtiti hayırlı uğurlu olsun. Barça kardeşim hadi bakalım. Bir sonraki isim Hulk arkadaşlar. Benim gerçekten hani gerçekte çok sevdiğim mükemmel ötesi bir futbolcu arkadaşlar. Gerçekten söyle fiziğim falan mükemmel ötesi bir futbolcu yani çok iyi ama nedense abi bu adam harbi çürüdü gitti.
Adam gitti Zenit'e, paraya gitti. Rusya'da top oynadı. Şimdi gitti Şangay'a. Tam mükemmel para alacaksın. 20 milyon alacaksın. Mükemmel para ama sen kariyerini bitirdin. Hani böyle de bir şey var arkadaşlar gerçekten. Yoksa Hulk mükemmel bir futbolcu bana kalırsa. Ben çok seviyorum. Yani harika ötesi diyebiliriz yani gerçekten. Özellikle arkadaşlar Benfica'ya attığı bir gol var. Ya o golü bir izleyin derim ben taraftar çekimini. Mükemmel ötesi bir golü var arkadaşlar. Zaten Hulk... Hulk Benfica yazarsanız arkadaşlar kamera çekiyor bir tane gol çıkıyor. Zaten oradan izlersiniz. Yani Hulk Şangay'a gitti arkadaşlar. Senelik 20 milyon olacak, 55 milyon da bonservis transferi oldu. Gerçekten iyi transfer. Ya Şangay adına nereden niye bu kadar transfer yapıyorlar anlamıyorum. Ama Hulk çok temiz para alacak. Tek bildiğim şey o. Bir sonraki isim Paris Saint Germain'in yeni transferi Krychowiak. Sevilla arkadaşlar 4 milyon alıyor Polonyalı yıldızı. Ya şu anda da inanılmaz kar ettiler Paris'e satarak zaten. Krychowiak arkadaşlar bu sene oyunda bir tane inform var. Draftlarla ünlü olan bir futbolcu diyebiliriz. Draftlarla adını çok duyurdu bize. Çünkü her BBVA draftında neredeyse Krychowiak geliyor arkadaşlar. Çok iyi bir futbolcu. Öyle aman aman çok yetenekli değil ama pozisyonun için gayet yeterli bir futbolcu diyebiliriz. Paris'e ihtiyacı var mıydı yok muydu orası tartışılır. Ama iyi futbolcu arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi Ben Arfa'yı da aldı Paris Saint Germain. Ben de bu arada konuşurken Ben Arfa'yı bu videoya koymadığımı unuttum arkadaşlar. Ben Arfa'yı da koyduğumu farz edin. Ben Arfa'yı nasıl unuturum ya Allah'ım yarabbim. Konuşurken işte aklıma geldi. Krychowiak arkadaşlar Paris'in yeni transferi fazla konuşmadan geçeriz. Bir sonraki isim arkadaşlar Chelsea'nin transferi ve bu transfer gerçekten akıllı bir transfer. Marsilya'dan arkadaşlar harika ötesi bir transfer yaptılar. Çok büyük bir potansiyel arkadaşlar. Tam ismi nasıl okuyor bilmiyorum. Batshuayi diye okunuyor herhalde. Batshuayi mi nasılsa işte tam ben söyleyemiyorum. Ama gerçekten iyi bir futbolcu arkadaşlar. Ya potansiyel iyi olduğu zaten belli. Hani bu sene aman aman çok aman öyle öküz gibi futbol oynamadı. Ama gerçekten iyi bir futbol oynadığını söyleyebiliriz ki upgrade'i de var bu oyunda. Ama bu da oyun ismini nasıl okuyor? Harbiden merak ediyorum. Batshuayi. Nasıl okuyor? Gerçekten merak ediyorum. Zaten adamın bir tweet'i var arkadaşlar Chelsea'ye gelirken. İşte ben İngilizce bilmiyorum kusura bakmayın diyor. Yani o kadar hani adam bile bir acayip zaten. Ve arkadaşlar şu anda son isme geldik. Zlatan Ibrahimovic. Namı değer Ibra Kadabra. Bu oyunda arkadaşlar 8 tane kartı çıktı. 8. Ya bu adam harbi fişek ya arkadaşlar. Ki yaşı falan da önemli değil yani. Adamın tekniği var abi. Adamın fiziği var. Adamın şut tekniği var. Her şeyi var. Mükemmel isim Zlatan Ibrahimovic. Zlatan dedim. Zlatan Ibrahimovic. United arkadaşlar zaten Mkhitaryan'la İbra'yı alırsa 2 tane mükemmel transferi bitirmiş olacak ama United, sayın United yetkilileri, canım kardeşlerim. Allah rızası için şu orta sahibi iki adam alın da Fellaini'nin o saçlarını görmeyelim artık ya. Bu nedir ya? Bir tane defans bir şey al kardeşim. Dünyada ilk 3'e gireceksin şeyde. İlk 3'tesin şu anda ekonomik durum olarak dünyada. Almıyorsun kardeşim. Ayıptır ya. Almayacaksan ver parayı biz ekipman çekelim ya. Harbi abi ayıp oluyor. Arkadaş harbi ayar oluyorum ya. Adamda para var transfer yok. Harbi ayar ediyorlar ya. Her neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse bu videoda bir 250 beğeni geçelim arkadaşlar. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Hepinizin bayramı tekrardan kutlu olsun. Facebook'tan bayram hediyemizi de almamayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize kucak dolu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.